Dersimiz ismi fail. Konumuz ismi fail üzerine. İsmi faili açıyorum. Tamam. Çekimli fiillerden türetilen ve eylemi yapana delalet eden isim yapısıdır. Duyulmayacak kadar ses az, mümkün değil, mümkün değil. Yani o genel bir şey değildir. İbrahim Bey, siz kendi şeyinizi dener misiniz? Çünkü benim sesim her şeyi ayarlar tam yani şu anda. Her zaman, her haftaki gibi yani. Bir değişiklik yaparsam diğer arkadaşlara sorun olur. Onun için siz bir zahmet ayarınızı kontrol edebilir misiniz? Çekimli fiillerden türetilen ve eylemi yapana delalet eden isim yapısı. Demek ki şunu öğreniyoruz. İsmi fail çekimli fiillerden türetiliyormuş. Bunu gördük yani şu anda. Tamam mı? Çekimli fiillerden. Ve çekimli fiillerden türetilen bir isimmiş yani. Bu bir isim, isim. Yani fiilden isim türetiyoruz. Tamam mı? Biz fiilden isim türetiyoruz. Ve peki görevi ne? Vazifesi ne? Manası ne yani? İşi ne yani? Ne işe yarar bu? Eylemi yapana, fiili yapana delalet eder. Yani fiili yapanı gösterir. Fiili yapanı gösterir. Tamam mı? Demek ki ismi faili tekrar aklımızda nasıl kalacak ismi fail? Kalırsa tabii. Şöyle. Çekimli fiillerden türetiliyormuş. Çekimsizlerden türetilemiyor yani. Bu bir. İkincisi, fiilden türetilen bir isimmiş yani. Fiilden türetilen bir isimmiş. Bunu öğrenmiş olduk. Ve bir de işi yapana delalet eder. Yani işi yapanı gösterir yani bize. Yapanı, yapıcıyı. Tamam mı? Mesela hemen bakalım şimdi. Ketebe bir çekimli fiil midir ketebe? Evet, çekimli fiil. Ketebe çekimli yani. Çekimli ne demek yani? Mazisi var, muzarisi var, emri hazırı var demek. Ve bunların da içerisinde şahıs ve cinsiyete göre çekimi var demek yani. Tamam mı? Ketebeden isim fail nasıl türetiliyor? Ketebenin birinci harfinden sonra, yani kaftan sonra bir sakin elif getiriliyor. Hareketsiz elif, med harfi. Ve böylece kaf ne yapılmış oluyor? Uzatılmış oluyor. Ka diye. Ka. Tamam. Sonra ketebeden sonraki harf nedir? T'dir. Orta harf yani. O da aynül fiili. Orta harfinde ne yapıyoruz? Esreliyoruz. Kati. Son harf olan B de artık bu türettiğimiz bu yeni yapı, bu bir isim olduğu için isimlerin de sonlarında temin gelebildiği için, yani çift hareke gelebildiği için artık ona temin gelir veyahut da bunun başında, bu ismin başında elif lam takısı olmadığı için temin geldi. Yani oraya çift harekesinin gelmesinin sebebi katip isminin başında elif lam takısı yok. Ondan dolayı. Böylece ne olmuş oldu? İsim faili elde etmiş olduk. İşte şu anda biz bir fiilden isim elde ettik. Peki fiilin manası yazdığı ne zaman? Geçmiş zamanda. Bu bir fiil. Şimdi yeni ürettiğimiz, yeni türettiğimiz şey peki nedir? Katip, o da ismi fail. Onun manası nedir? Yazan, yazıcı, yazma eylemi yapan. Hatta yazar da olabilir. Yazar. Yazar. Evet. O hale, ismi, bu bir fiili mazidir dedi demek. Ne zaman dedi? Geçmiş zamanda dedi. Fiili mazide dedi. Mazide dedi yani. Gâleden ismi fail yaparsak eğer ne olur? Gâilun olur. Ne yapıyoruz? Birinci harften sonra, kaftan sonra ne yaptık? Bir elif getirdik. Bu elif kırmızı renkli elif. Daha sonra peki ortadaki hemze nereden geldi? Ortadaki hemze gâlenin ortasında önceden var olan bir elif var ya. Gâlenin ortasında önceden bir elif vardı ya. O elif de İsmi failde hemzeye dönüştü, tamam mı? Hemzeye dönüştü. Peki o hemzeye niye esri harekesi verildi? Çünkü ismi failin kalıbı öyle, yapısı öyle. Yani ortası esreli. Evet, gailun. Bunlar, bu yaptıklarımız, gailun peki mana, nedir manası? Gailun diyen, diyen, diyor, der, deyici. Deyici olmaz pek, onu demiyoruz biz yani.
Hatta söyleyen diyelim. Söyleyen. Söyleyen. Tamam. Evet arkadaşlar. Böylece ismi faili yapmış olduk. Yalnız bu yaptıklarımız sülasi fiillerden, yani 3 harfli fiillerden yapıyoruz biz şu anda. 3 harfli fiillerden. Sülasi dışındaki rubai, humasi ve südasilerden, onları da ayrıca göreceğiz. Şimdi bu yaptıklarımız demek ki 3 harfli fiillerden yapıyoruz yani. Evet, geçelim şimdi. Kendine özgü kipiyle belli bir zamana delalet etmeyen ismi fail ile kurulmuş cümlede. Şimdi ismi fail isim midir? İsimdir. Bunu bir kere öğreniyoruz. Tamam mı? Bu bir isim yani. Bunu böyle öğreneceksiniz. Fakat arkadaşlar bu ismi fail fiil gibi çok kullanılıyor. Yani fiillerin yerini de kullanıyor Arapçada. Bu bir isim ama tıpkı türetildiği fiil gibi de kullanılıyor yani arkadaşlar. Bak burada diyor ki belli bir zamana delalet etmeyen, yani ismi failin belli bir zamanı yok yani. Peki zamana delalet eder mi? Eder ama belli bir zaman değil. Yani sadece mazi değil, sadece muzari değil. Yani mazi, hal, istikbal bunlardan birine değil. Her birine delalet edebiliyor. İsmi fail ile kurulmuş cümlede zaman türetildiği fiilden farklı olarak ancak bağlamdan anlaşılır. Yani ismi failin zamanını bağlamdan, yani sözün önünden arkasından anlıyoruz. Sözün gidişatından, yani sağından solundan anlıyoruz. Tamam mı? Tekrar ediyorum. İsmi failin zamanı var mı? Var. Fakat belli değil. Peki nasıl nereden anlaşılır? Nereden anlaşılır? İsmi failin içinde bulunduğu cümlenin bütününe bakılarak anlaşılır. Bu kadar. Şimdi burada bir cümleler var. Bu cümlelerden ismi failin zamanını anlayalım. Câe geldi. Kim geldi? El-mu'ti, verici geldi. Veren geldi. Kime veren? El-mesakine, miskinlere, yoksullara veren, yardım eden. Ne zaman geldi? El-âne, şu an geldi. Şimdi burada pardon, ne zaman veren? Ne zaman veren? Şu an veren. Ha. Arkadaşlar burada mu'ti ismi faildir. Tamam mı? Mu'ti e'tâ'dan türetilmiş. Az sonra nasıl türetildiğini anlatacağım için buna şimdi girmiyorum, yani e'tâ'nın nasıl türetildiğini. Bu bir ismi fail. Şimdi bu ismi failin bu cümledeki zamanı nedir? Fiili mazi midir? Geçmiş zaman mıdır? Şimdiki zaman mıdır? Gelecek zaman mıdır? Bakıyoruz. O en sonunda ne var? El-an var. O el-an. Şimdi ca'e geldi. Kim geldi? El-mu'ti, yardım eden. Kime? El-mesakin, yoksullara. Ne zaman yardım eden? El-an, şu an yardım eden var ya, şu an yardım eden. Şimdi, şu an, içinde bulunduğumuz anda yardım eden var ya, işte o geldi. Demek ki buradaki mu'ti ismi failin zamanı neymiş? Şu anki, şimdiki zamanmış. Nereden anladık peki? En sondaki el-an'dan anladık. Câ'e el-mu'tili mesakine gaden. Câ'e geldi. Kim geldi? El-mu'ti, verecek olan. Kime verecek olan? El-mesakin, yoksullara. Ne zaman verecek olan? Gaden, yarın verecek olan. Bakın. Gördünüz mü? Burada da mu'tinin zamanıdır, gelecek zamandır, istikbaldir. Nereden anlaşılıyor? En sondaki gadenden anlaşılmaktadır kardeşlerim. Böylece ne anlamış olduk buradan? Şunu anladık ki ismi failin bir zamanı var. Lakin o zaman nereden anlaşılmaktadır? Cümlenin bağlamından. Bağlam ne demek? Cümlenin başından, ortasından, sonundan, yani tamamına bakılarak anlaşılıyor. Bu örneklerde ismi failin delalet ettiği zaman cümlede yer alan zaman zarfıyla belirlenmiştir. Evet öyle. Zaman zarfları birinci cümlede el-âne, ikinci cümlede gaden. Genel olarak belli bir zaman diliminde meydana gelen bir olayı ya da eylemi ifade eden ismi fail bu yönüyle sabit bir niteliği gösteren sıfat-ı müşebbeheden ayrılır. Evet, sıfat-ı müşebbehe de inceleyeceğimiz, işleyeceğimiz konular arasında. İşte sıfat-ı müşebbehe ile ismi fail nerede ayrılıyormuş? Demek ki kardeşlerim, nerede ayrılıyormuş? Sıfat-ı müşebbehenin bir zamanı yok muhteremler. Kardeşlerim, sıfat-ı müşebbehenin bir zamanı yok ama ismi failin bir zamanı var. İşte burada ayrılıyorlar. Sıfat-ı müşebbehe ile ismi fail burada ayrılıyor. Tamam mı? Evet. Burada ne anladık bu sayfada? Şunu anladık.
İsim failin zamanını cümledeki zaman zarfı belirler. 2. İsim fail sıfat-ı müşebbeheden ismi failin zamanı vardır. Belli bir zamanı cümlede, cümleye göre. Sıfat-ı müşebbehenin ise bir zamanı yoktur. Sabit bir niteliği gösterir sıfat-ı müşebbehe. İsmi failin türetilmesi ve kalıpları. Hadi bakalım. Şimdi ismi fail türeteceğiz. İsmi fail sadece çekimli fiillerden türetilebilir. Çekimsizlerden türetilemez. Çekimsiz fiile örnek ne var mesela? Leyse var mesela. Leyse olmadı demek. Evet, pardon, değildir demek. Leyse. Veyahut da çekimsiz fiile örnek teale, gel demek. Gel. Sadece emri var. Veyahut da ni'me, ne güzel oldu. Bi'se, ne kötü oldu. Bunlar çekimsiz fiiller. Evet. Hati, getir mesela. Hati. Helümme, haydi demek mesela. Yapalım anlamında. Şimdi ismi failin türetilmesi deyince ne anlamış? İlk önce neyi öğrendik? Çekimli fiillerden türetilebilir. Çekimsiz camit fiillerden ismi fail türetilemez. Fiil yapısı 3 harften oluşan fiillerle ve 3'ten fazla harften oluşan fiillerden ismi fail farklı kalıplarda türetilir. Peki. Yani sülasiden türetilen fiil ismi fail kalıpları farklı. Sülasi dışında rubai, humasi ve südasiden türetilen fiillerden türetilen isim fail kalıpları farklıdır. Şimdi biz isterseniz sülasiden başlayalım. Üç harfli fiillerden, yani sülasi fiillerden ismi fail fiilin failün kalıbına dönüştürülmesiyle elde edilir. Fiil failün kalıbına dönüştürülecek. Yani şöyle. Ketebe fiili katibin kalıbına dönüştürülüyor. Peki burada fiile biz ne ekledik ismi fail yapmak için? Birinci harften sonra, fiilin birinci harfinden sonra bir elif ekledik. Sakin elif. Biz fiil üzerine ne gibi bir değişiklik yaptık burada? Fiil üzerinde ne gibi bir değişiklik yaptık? Şöyle. Fiile bir harf ekledik. Tamam mı? Biz fiile bir harf ekledik. Peki bu harfi nereye ekledik? Fiilin neresine? Birinci harften sonra. Yani o birinci harfe Arapça gramerinde, nahivde ne deniyor? Faul fiilden sonra. Sakin bir harf ekledik mi? Evet. Peki. Başka ne yaptık değişik olarak? Başka ne yaptık peki? Fiilin orta harfini T'yi esreledik. Esreli yaptık. T oldu. Katibun. Peki başka ne yaptık? Sonuna da çift hareke geldi. Peki niçin geldi? Artık şu anda bu kelime bir isim, fiil değil. Tenvin, yani çift hareke, isimlerin özelliği, isimlere gelir. Fiillerde olmaz. Onun için peki buna niye geldi? Başında elif lam takısı yok. Nekre olduğu için, belirsiz olduğu için sonuna gelmiş oldu. Böylece bir fiilde, sülasi bir fiilde ismi fail yaparken kaç değişiklik yapıyoruz? 2 değişiklik. Nedir onlar? Birinci değişiklik, bir harf ekliyoruz. Nedir o? Birinci harften sonra, faul fiilden sonra bir elifi sakine, sakin, hareketsiz bir elif ilave ediyoruz, ekliyoruz. Başka ne değişiklik yapıyoruz? Başka harf eklemiyoruz. Başka? Bir de orta harfin hareketini değiştiriyoruz, esreliyoruz. O kadar. Eğer esreli değilse yani. Acaba anlamaya muvaffak oldunuz mu bilmiyorum ama yani böyle. Olay bundan ibaret yani. Umarım anlamaya muvaffak olmuşsunuzdur. Peki hadi şey yapalım. Diğer aksam-ı seb'a dediğimiz yani 7 hani 7 fiil türü var ya, onlarda nasıl yapılıyor? Onlara bakalım. Başka değişiklik var mı yani? Kara hemze mehmüz fiil mesela. Mehmüz. Yani sonu hemzeli olan. Yine birinci harften sonra elifi ekledik. Ga diye. Değil mi? Ga. Orta harfi esreledik. Ri. Son harfe dikkat et şimdi. Dikkat et son harfe. Son harfte de şimdi kara ede bir hemze var. Sonunda o hemze nereye yazılmış? Elifin üzerine.
Niye elifin üzerine yazılmış? Çünkü ortadaki harfe bakıyoruz. Yani kendisinden bir önceye bakıyoruz o hemzenin yazılışını anlamak için. Kara'ede son hemzeden bir önceni var, fetha var, üstün var olduğu için üstün harfin harekesinin de harfi yani ona yakın harf, üstüne yakın harf eliftir. Bu nedenle Kara'ede ne yapıldı? Hemze elifin üzerine yazıldı. Ama Gari'unda ise bakın Y üzerine yazılmış hemze. Peki niçin? Çünkü eğer hemze sondaysa, eğer hemze sondaysa, kelime sonundaysa ne yapılır? Hemzenin yazılışında belirleyici olan nedir? Ondan bir önceki harfin harekesidir. Tamam mı? Ondan bir önceki harfin harekesidir. Kendi harekesi değil. Dikkat et. Bir önceki harf R'de esre var. Esre olduğu için esre harekesine yakın olan harf de Y olduğu için ne yaptık? Hemzeyi Y üzerine yazdık garibun diye. Bu kadar. Peki mehmuz fiilde ne yapıyoruz? Gailün derken mehmuz fiil ne demek? Ortasında ille tarif olan fiil. Orada nasıl yapıyoruz? Yine aynen eklenen harf belli. Birinci harften sonra, kaftan sonra bir elif ekledik. Peki ortadaki hemze nereden geldi? Ortadaki hemze de işte galenin ortasındaki elif vardı ya, önceden var olan elif. O da hemzeye dönüştü. Peki burada hemzeyi ne üzerine yazdık? Yine Y üzerine yazıyoruz. Burada ise ortada, sonda değil, ortada. Ortada olduğunda ne yapıyoruz? Kendi harekesine veya kendinden önceki harfin harekesine bakıyoruz. Hangisi güçlüyse onun üzerine, hangisi daha güçlüyse, hangi hareke daha güçlüyse o harekenin harfinin üzerine hemze yazıyoruz. Burada da kendi harekesi esre. Esre kendinden önceki elif ise sakin. Esre sakinden daha güçlüdür. Bu nedenle, bu yüzden, bundan dolayı ne yapıyoruz? Hemzeyi Y üzerine yazdık. Burada da Y var. Noktasız Y. Tamam mı? Y'nin baş tarafı var sadece. Gailun diyoruz. Yine ba'a da bir ecve fiildir. Ortasında ille tarifi olan. Aynısını yapıyoruz. Ba'i'un diye. Aynısını yaptık onda. Gailun gibi. Gelelim nakısa. De'a. Nakıs fiilde ne var? Sonunda ille tarifi var. De'a. Peki burada ne yapacağız? Burada da yine ekleyeceğimiz harfi ekliyoruz ortaya. Elif'i ekledik. De dedik. Orta harf nedir? Fiilin orta harfi ayın. Ayını esreledik. İyi. Peki Y nereye gitti? Bu isim, şu an bu ismi failin bir diğer özelliği de mankus isim. Mankus isim diyoruz biz bunu Arapçada. Mankus isim ne demek? Yani sonunda Y var. Y'den öncesi esre. O zaman bu isme mankus isim deniyor. Mankus isimler de eğer belirsiz iseler, yani elif lam takısı yoksa ve onu belirli yapan başka bir şey de yoksa, tamamen belirsiz ise, yani nekre ise, sonundaki Y düşer. Nasb hali hariç tabi. Burada onun için Y düşmüş. Normalde burada ne var? Bir Y var aslında. Da'i diye. Sakin ama, tamam mı? Orada düştü. Peki düştüğü için de düşen harfi göstersin diye ortadaki harfe ayına bir esre daha ekledik. Tamam mı? Onun için ayında iki esre var. Ayının birinci esresi nereden geliyor? Fiilin ortasını esrelediğimiz için. Peki ayındaki ikinci esre nereden geldi? O da düşen harfe, yani düşürülen, kaldırılan, silinen harfi göstermesi için, işaret olsun diye. Onu göstersin diye, ona işaret olsun diye geldi diğer esrede. Yani burada ayın son harf midir? Ayın. Hayır. Son harf değil. Orta harf. Peki niye burada son harf gözüküyor? Çünkü bir harf kaldırıldı oradan. Mankus isimler nekre olduğunda nasb hali hariç cer ve ref halinde sondaki y düşüyor. Ondan dolayı yani. Ve kahap aynı şekilde bakin oldu. Yine bunda da bir harf düştü arkadaşlar. Kaftan sonraki y düştü bunda da. Bu da nakıs fiildi. Burada lefi fiil, pardon, lefi fiil ama nakıs gibi yapılıyor. Geldik mudaa fiil, merra. Mudaa fiil de şedde duruyor arkadaşlar ismi failde. Mudaa fiil ne demek? İkinci ve üçüncü harfi aynı cinsten olup şeddeli olarak yazılan, aynı cinsten oldukları için şeddeli olarak yazılan
İkinci ve üçüncü harfi aynı harften oluşan fiil. Ve o iki harfi ne yapıyoruz? Şeddeli olarak yazıyoruz. Merra. Ortaya birinci harften sonra, pardon, birinci harften sonra elif ekliyoruz. Diğer şeddeli harfler yine isim failde de şeddeli olarak kalıyor. Marun diye. Medde madün oldu. Bu da aynen merra gibi yani. Sülasi fiiller bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Sülasi fiiller. Geliyoruz sülasi dışı fiillere. Sülasi dışındaki fiillere. Sülasi dışında kalan fiillerden ismi fail nasıl yapıyoruz? Fiili muzari malum sıygasından türetilir. Demek ki ismi sülasi dışındaki fiillerden ismi fail fiili muzari malum sıygasından türetilir. Buraya kadar herhalde anladınız diye tahmin ediyorum. Fiili muzari malum. Yani meçhul değil, malum. Tamam mı? Peki nasıl yapılır? Muzaraat harfi, muzarilik harfi atılır. Demek ki muzarilik harfi atılacak. Birinci adım. Atılarak yerine zammeli, ötreli bir mim getirilir. Ve sondan bir önceki harfin harekesi esre yapılır. Bir daha söylüyoruz şimdi. Muzarilik harfi silinir, atılır. Nereden atılıyor peki? Fiili muzariden. Peki onun yerine koyuyoruz. Ötreli bir mim. Ötreli bir mim harfi. Yani mü koyuyoruz. Ve sondan bir önceki harfi de esreliyoruz. Sondan bir önceki yani. Kelimenin sonundan bir önceki harfi. Şimdi bakalım hadi. Bir daha söylüyorum. İsmi fail fiili muzari malum formundan türetilir. Muzarilik harfi atılarak onun yerine ötreli bir mim getirilir ve sondan bir önceki harfin harekesi esre yapılır. Bu kadar. Hadi bakalım. Dahrace. Bu rubai mücerrettir. Rubai mücerret. Yuvarladı demek. Bunun fiili muzari malumu da yudahricudur. Peki burada ne yapıyoruz? Yudahricudan birinci harf olan yu harfini atıyoruz. Yerine ne getiriyoruz? Mu getiriyoruz. Yu'yu atıp mu getiriyoruz. Getirdik. Peki başka ne yapıyoruz? Sondan bir önceki harf esre değilse esreleniyor. Zaten bunda sondan bir önceki harf ra esreliymiş. O zaman başka bir şey yapmaya gerek kalmadı. Mudahri cun diye ismi faili elde etmiş olduk. Ekrame'yi yapalım. Ekrame de sülasi mecid rubai. Dahrace sülasi rubai mücerretti. Ekrame de rubai ama mücerret değil. Sülasi mecid rubai. Yani üç harfe bir harf eklenerek elde edilmiş bir fiil. Ekrame'nin fiili muzarisi yukrimudur. Yukrimu. Yukrimu'dan ye kaldırılırsa kaldırılıp yerine ne getiriyoruz? Mu getiriyoruz. Mu. Mu'yu getirdik. Ne oldu? Mukrimun oldu. Başka ne yapıyoruz? Sondan bir önceki harf esreli değilse esreliyoruz. Burada zaten esreliymiş. Onun için bir şey yapmaya gerek kalmadı. Bir tek değişiklik yaptık. Mukrim oldu. Fakat tabii bir değişiklik daha var. O da nedir? Fiilin sonunda tek hareke var. Yudahricu, yukrimu. Tek hareke var. Ama ismi failin sonunda çift hareke var. Niçin peki? Çünkü fiiller temin almazlar. Temin almak ismin özelliğidir Arapçada. İsimler temin alırlar. Onun için ve hangi isimler temin alırlar? Belirsiz olan yani nekre olan isimler bir mani yoksa, başka bir engel yoksa temin alırlar. İstağfera. Bu da kaçlı bu arkadaşlar? İstağfera altılı, südasi. Sülasi mezit südasi. Fiili muzarisi nedir? Yestağfirudur. Fiil muzarilik harfi nedir? Y'dir. Y'yi atarsak, yerine mü koyarsak ve sondan bir önceki harf F. O da esreliymiş zaten. Başka bir şey değişikliğe gerek yok. Sadece mü koymakla ve sonuna da temin koymakla işi bitirdik. Müstağfirun oldu. İktesebe kazandı. Bu da kaçlı beşli humasi. Yektesibu kazanıyor. Yektesibu'dan Y'yi kaldırırsak
Yerine de mü koyarsak fiilin sondan bir öncesi zaten önceden neymiş? Esreliymiş. O zaman başkaca bir şeye gerek kalmadı. Müktesibun oldu. Şimdi bu tür bir fiilin sondan bir önceki harfi elif ise olduğu gibi kalır. Dikkat edin, fiil-i muzari'nin sondan bir önceki harfi elif ise, tamam mı? Sakin elif ise olduğu gibi kalır yani. Değişmez yani. Bak şimdi. İhtara seçti. Yahtaru seçiyor. Sondan bir önceki harf nedir? Eliftir bak. Elif, sakin elif. Y'yi kaldırıp da Y'yi kaldırıyoruz. Baştaki Y'yi. Yerine Mu'yu koyduk. Muhtar oldu. Elif olduğu gibi kalacak. Elif olduğu gibi kalacak. Değişiklik yapmıyoruz yani. Normal şartlarda ne yapıyorduk? Sondan bir önceyi esreliyorduk. Ama burada bir değişiklik yapmıyoruz yani. Emhale yumhülü. Şimdi bazı fiillerden türetilen ismi failler kural dışı sıygalarıyla kullanılmıştır. Kullanılır. Böyle durumlarda kurala göre hareket etmek mümkünse de kullanımı esas almak daha doğrudur. Tamam. Tekrar diyoruz. Bizim öğrettiğimiz bunlar normal ismi fail yapılış kurallar böyle. Fakat bazı fiillerin ismi failleri kural dışı sigalarıyla kullanır yani. Bakın şimdi emhale yumhile, normalde bununki nedir? Mumhil olması lazım. Ama emhale nedir? Rubaidir değil mi? Rubai. Normalde rubai yani sülasi mezit rubai. Bundan ne yapmamız lazım? Yu'yu atıp mu koymamız lazım. Mumhil dememiz lazım ki ne oldu? Mahil oldu. Kullanım böyle yani. Ehsana yuhsinu, normalde ne olması lazım? Muhsin. Muhilun ismi failin esas fiilin emhale olduğunu nasıl anlayacağız? Mesela mehale de olabilir miydi? Kullanımdan anlıyoruz. Kullanımdan. Tamam yani Arap bunun mumhilde de mahil kullanıyor. Onu da mahilden olmadığını nereden anlıyoruz? Sözlüğe bakacağız. Yani mehale. Manaya bakacağız. Manaya, tamam mı? Manaya bakacağız. Kullanıma bakacağız. Yani cümlede ne anlamda kullanılmış bu yani? Sözlüğe bakacağız. Sözlükte ne yazıyor? Mahil ne demek? Eğer mehalenin ismi faili ise, ha şöyle söyleyeyim sana, yani buradaki mahil mehalenin de olabilir. Mehalenin de olabilir yani. Bakarsın mehale de aynı, emhale de aynıdır yani. Kullanıma bakmak lazım. Diyorum ya, bir cümlede bakmamız lazım. Şimdi burada hani bir cümle içinde olmadığı için şu an ne desek bir anlam ifade etmiyor yani. Ehsana, ama mesela muhsinin, Kur'an'da muhsinin var galiba değil mi? Muhsan vel muhsanatü minen nisa diyor. Kadınlardan temiz olanlar, korunmuş olanlar diyor. Korunmuş. Ahsana. Ahsana da muhsin diye de muhsan olarak kullanılmış. Yani ismi mef'ul gibi olarak kullanılıyor. İsmi faili ismi mef'ul kalıbında kullanılıyor. Evfe'i yufi'i yafi' olarak kullanılıyor mesela. Kural dışı olan, yani bilmiyorum, saymadım. Kural dışı kaç tane var? İnan ki bilmiyorum. Şimdi onu saymak lazım tek tek. Onu Arapların da saydığını zannetmiyorum yani. Kimsenin saydığını da zannetmiyorum yani. Bunlar tamamen kullanıma bakacağız arkadaşlar. Kullanıma. Tamam. Karşımıza çıkarsa eğer bir metinde orada göreceğiz yani. İsmi fail amel eder mi? Ederse nasıl eder? Şimdi geldik oraya. İsmi failin amel etmesi ne demek yani? Amel etmek ne demek yani? Cümle içerisinde başka bir kelimeyi etkilemek, hareke bağlamında, hareke bazında, hareke yönünden etkilemesi. Etkiler mi? Evet, ismi fail amildir. Zaten amilleri sayarken baştaki derslerimizde ne demiştik? Mutlak fiil, ismi fail. Fiil amildi, ismi fail de amildi. Yani ne yapar? Cümle içerisinde bir ismi fail alarak alıp onu ref eder, ötüreler. Başka ikinci bir isim mef'ul bih olarak alıp onu nasb edebilir. İsim failin böyle bir gücü var yani, amildir.
İsmi failin amel etme şartları marife ve belirsiz olmasına göre değişmektedir. Marife ve nekire olmasına göre değişmektedir. Başında belirtili isim takısı bulunan isim fail şartsız fiil gibi amel eder. Şartsız olarak yani fail alır ref, mef'ul alır nasb eder. Edebilir yani. Tamam, yani demek ki başında elif lam takısı bulunan ismi fail ne yapıyormuş? Hiçbir şart olmaksızın ne yapar? Amel eder. Yani kendisine bir fail alarak onu ötüreler, bir mef'ul bih alarak onu üstünleyebilir. Ama mümkün yani. Her zaman yapar demiyoruz. Mecbur değil yani. Mesela ca'e geldi el-nazimu el-kasidete, kasideyi yazan geldi. Burada ca'e fiil, el-nazimu o fiilin faili, el-kasidete de şimdi el-kasidete açıklayacağım. Şimdi el-nazimu ismi fail neyden türetilmiş? Nazameden türetilmiş. Nazameden türetilmiş. Sülasi bir fiilden türetilmiş ismi faildir. Şimdi ne demek? Nazmeden yani kaside yazan, şiir yazan demek. Şiir yazan, kaside yazan. Şimdi kimdir o? Bunun failini bulalım. Yani kim? Bak tekrar diyor. Ca'e geldi. Kim geldi? En nazım. Nazmedici. Nazmedici kimdir? Huve o kişi. Gizli bir faili var. Peki neyi nazmedici? Bak neyi diye soruyoruz. Neyi yazan? El-gasidete, kasideyi yazan. Ne oldu burada kasidete? Mef'ulün bih oldu mu? Evet. Peki neyin mef'ulün bihidir? Neye ait mef'ulün bih? Ca'e'ye ait mi yoksa en-nazimu'ya mı ait? Tabii ki nazimu kelimesine aittir. Gördünüz mü isim fail ne yaptı? Bakın mef'ulün bih alarak nasip etti. Peki burada fail niye alamadı? Fail burada gizli. Gizli bir hüve var yani. Açıktan faile gerek yok burada. Açıktan bir faile gerek yok. Gerek olmadığı için fail gizli. Gizli olması gerekiyor burada. Ama mef'ulün bih açıktan geldi. Bakın nasb etti onu. Gördünüz mü? Yani kasidesi kelimesini nasb eden ca'e değildir. Nazimu kelimesidir. Arkadaşlar bu slaytı geçelim. Çünkü daha da önemli işleyeceğimiz şeyler var. Onlara bakalım. Şimdi başında el takısı bulunmaması hali. İsmi fail başında elif lam takısı bulunmaması halinde gizli zamir olan failini yine şartsız ref eder. Gizli zamir olan failini. El üstazu hoca zannediyor. Haliden halidi merizan hasta zannediyor. El-üstazü mübteda, zannün haber. Şimdi, peki zannün ismi fail mi? Evet. Neden türetilmiş? Zanneden türetilmiş. Pekala, kimdir? Yani zanneden kimdir? Gizli bir hüve var. O. Gizli hüve o. Faili yine burada gizli oldu. Peki kimi zanneden? Haliden Halidi. Halidi, bak mef'ulün bih aldı. Gördünüz mü mef'ulün bih? Nasb etti yani. Halid'i ne zanneden? Marizan, hasta zanneden. Ve ikinci mef'ulü de aldı yani. Enteresan. İkinci bir mef'ul de aldı. Görüyorsunuz zannün fiili iki tane mef'ulün bir aldı yani. Bu cümlede ismi fail olan zannün kelimesi faili olan gizli hüve zamirini ref etmiş. Etmiş. Mef'ulleri Haliden ve Merizan kelimelerinde nasb etmiştir. Tamam, burada böyle. Başında elif lam takısı bulunmayan ismi failin mef'ulü bihi nasb edebilmesi için iki şart aranır diyor. Bunları şimdilik geçelim sevgili arkadaşlar, tamam mı? Bakalım ne var? Başka önemli bir şey yoksa bunları işleyeceğim. Varsa bunu önce onu sonra bunu işleyeceğim. Tamam. Başka önemli bir şey yokmuş. O zaman işleyelim buraları. Başında
Elif lam takısı bulunmayan ismi failin mef'ulün bihi nasb edebilmesi için iki şart aranır. Birinci şart, ismi fail türetildiği fiilin muzari şekli cümlede anlam değişikliğine yol açmaksızın ismi failin yerine geçebilmeli. Yani cümlede fiil, ismi faili kaldırıp onun yerine fiili muzari koyabilmeliyiz. Tamam, yani koyduğumuz zaman cümlede bir değişiklik olmamalıymış. Örnek. Kânetil emtaru yağmurlar idi. Gâsileten yıkıyordu neyi el eşcara ağaçları. Yağmurlar ağaçları yıkıyordu. Münakkiyeten temizliyordu. Miyahuha o yağmurların suları elhevae havayı temizliyordu. Evet, böylece bir cümle var burada. Önce ismi failleri bulalım hadi. Gâsileten ismi faildir, gâsileten. Bir de münakkiyeten var. Gâsileten gâseleden türemiş. Münakkiyeten de nakkâ'dan türemiş. Peki. Burada peki başlarında eliflem takısı var mı? Yok. Yani her ikisinin de başında eliflem takısı yok. Güzel. Şimdi bakalım amel etmişler mi? Gâsileten yıkıyoruz. Kim yıkıyor? Gizli hiye var değil mi? Peki o hiye nereye döner? Emtara döner. Yani yağmurlara. Matarın çoğulu emtara. Pekala, onu anladık. Güzel. Peki neyi yıkıyor? El eşcara yağmurları, ağaçları. Bak gördünüz mü? Yine nasip etti bakın. Yine nasip etti. Peki münebbiyeten temizliyor. Soruyoruz. Ne miyahu? Bakın burada fail de var, görüyor musunuz? Yani ismi failin faili var. Tıpkı bir fiil gibi. Miyahu'daki miyahu kelimesi münakkiyenin faili. Ha da muzafun leyh. Faile muzafun leyh olmuş. Emtara dönen zamir. Neyi temizliyor? El hevae havayı. Mef'ulün bih de almış, gördünüz mü? Yani acayip, yani burada hem fail almış hem de mef'ulün bih almış yani. Çok güzel. Bu cümleyi anlamında bir değişikliğe yol açmadan ismi faillerin yerine türetildikleri fiillerin muzari malum sigalarını koyarak şu şekilde de yazabiliriz. Şu şekilde de kurabiliriz. Kânetil emtâru tegsilül eşcâra ve tünekkî miyâhuhâ el hevâ. Yani yukarıda ne demişti? İsmi faili kaldırıp yerine fiili muzari koyabilmeliyiz. Amel edebilmesi için. Koyduk, bir değişiklik oldu mu? Olmadı. Peki, güzel. Bu şarta göre şöyle bir cümle yanlıştır. Hâzâ kitâbın kâtibun vâcibehu emsi. Hâzâ bu kâtibun bir yazardır. Neyi yazar? Vacibehu ödevini yazar, emsi dün. Çünkü cümlede geçen emsi kelimesi geçmiş zaman zarfıdır. Bu yüzden ismi faili fail kaldırılıp onun yerine fiilin muzari sigası konularak şöyle bir cümle kurulamaz. Haza yektubu vacibehu emsi denilemez. Yani haza bu yektubu yazıyor, vacibehu ödevini dün yazıyor denemez yani. Çünkü dün yazdı denir. Yazıyor denemez. Gördüğünüz gibi ne yapamıyoruz? Fiil-i muzarisini ismi failin yerine koyamadığımız için hâzâ kâtibün vâcibehu emsi yanlış. Böyle bir cümle yanlış. Olmaz yani. Olmaz. İsmi fail, soru, nefi, yani olumsuzluk, edatlarından, nida, yani seslenme harfinden sonra gelmeli. Ya da bir isme, sıfat, haber veya hal olmalıdır ki amel etsin diyor yani. Ne zaman? Başında elif lam takısı yoksa. Hadi bakalım şimdi.
Ekatibün ente vacibeke. Burada ne olmuş? Soru edatından sonra geldiği için amel etmiş. Neyi amel, ne yapmış peki? Vacibe kelimesini nasip etmiş. Görüyor musunuz? Bak, mansup bu. Niye mansup? Çünkü katip ismi fail onu nasip etti. Mef'ul olarak nasip etti yani. Tamam mı? Hel mukrimun ehukel fukarae. Burada da mukrim ismi fail neden türetilmiştir? Ekram eden. Bunun faili var mı? Evet, bakın ehu failidir. Ref ref etmiş. Ref alameti vav'dır. Fukara ede mef'ulün bihtir. Nasip etmiş görüyorsunuz. Bu da niye amel etmiş burada? Soru edatından sonra geldiği için. Olumsuzluk edatından sonra geldiği zaman da amel eder. Ma gadimun ehi mines seferi. Gadimun, ma gadimun gelmiyor. Dönmüyor. Kardeşim yolculuktan gelmiyor. Burada gadimun ismi fail neden türetilmiştir? Gadimeden. Gadimeden. Peki fail var mı? Evet, ehi var. Peki niye amel etmiş? Ma'dan sonra geldiği için. Ve la mevludun huve cazin an validihi şey'a. Yine burada la var. Olumsuz. Bu da yine olumsuzluk edatı. Nefi edatından sonra geldiği için bakın cazin amel ediyor. Neyi nasip etmiş? Bakın şey'en. Görüyor musun? Bak şey'eni nasip etmiş. Ne diyor burada şimdi? La mevludun, hiçbir çocuk, huve, o çocuk cazin an validihi, babası yerine hiçbir şeyi karşılayamaz yani. Yani hiçbir çocuk, değil mi? Hiçbir çocuk babasına hiçbir şey sağlayamaz yani. Hiçbir şey sağlayamaz. Burada bakın sağlayıcı değildir. Neyi? Şeyen, hiçbir şeyi. Bakın nasip ediyor. Peki niye amel etti? La olumsuzluk edatından sonra geldiği için. Nida harfinden sonra gelirse ya sani'an el ma'rufe, ey iyilik yapan, setükafe'ü, sen ne yapılacaksın? Ödüllendirileceksin. Burada ya nida edatıdır, seslenme edatı. Sani'an, sani'adan ismi fail. Peki amel etmiş mi? Ne yapmış? El ma'rufe'yi nasip etmiş. Bakın mef'ulün bih olarak almış. Mübdedanın haberi olursa amel eder. Vallahu muhricun ma kuntum tektumun. Allah gizlediklerinizi açığa çıkaracaktır. Burada da muhricun haberdir. Peki neyi çıkaracak? Ma şeyleri. Bak mef'ul almış. Mef'ul almış ama o ismi mevsul olduğu için mahallen mansuptur. Bir de kâne nakıs fiilin haberi olması. Ma kuntu kati'atan emran hatta teşhedun. Burada da kati'aten, kata'adan ismi faildir. Peki neyi kesip atmam? Emran hiçbir şey diyor. Bak nasip etmiş, gördünüz mü? İnnenin haberi olursa yine amel eder. İnni ca'ilun fil ardı halifeten. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Burada ca'ilun var, ismi fail. Ca'ilun ismi fail. Halifeten onun mef'ulün bihi, bakın nasip etmiş. Niye amel etmiş? İnneden sonra, innenin haberi olduğu için. Mezkur isme sıfat olması, yani sıfat olursa, yani sıfat olursa. يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهَا, onun karnından çıkıyor. Şerabun, bir içecek çıkıyor. مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ, renkleri muhtelif olan. Burada şerabun, muhtelifun nedir? Muhtelifun ismi faildir. İsmi faildir muhtelifun. Peki onun faili nedir peki? Elvanı onun failidir. Onun faili, bak ref etmiş onu yani. İhtelef eden ismi fail. Mahzuf isme sıfat olursa. Peki burada nasıl amel etti? Şaraba sıfat olduğu için. Bir de hasfedilen, kaldırılan isme sıfat olursa. Kemra cülin bazilin nefsehu şehidun.
kim nice Bazil'in veren, canını veren ne çok şehitler var. Burada Bazil'in isim fail Bezire'den türetilmiş. Bu bir sıfat. Neye sıfat? Mevsufu nedir? Gizli bir racüldür yani. Hasfedilmiş racül. Onun için bu da ne yapıyor? Bazil'in harcayan, neyi harcayan? Nefsihu canını, nefse, mef'ulü bih almış. Onu da nasb etmiş. Eğer hal olarak gelirse ismi fail yine amel eder. Câe Muhammedun şairan seyfehu. Muhammed kılıcını sergileyerek geldi. Yani kılıcını kınından çekerek yani. Burada şairan şehradan geliyor ismi fail. Hal olarak geldiği için bak seyfe kelimesini mef'ulü bih olarak alıp onu nasb etmiştir. Belirtisiz ismi failin yani nekre ismi failin demek istiyor. Amel edebilmesinin ayrıca ismi tasgır yapısında olmaması, mef'ulü ile arasına ilgisiz yabancı kelimenin girmemesi, mef'ulü ile arasının sıfatla ayrılmaması gibi şartlar da vardır. Yani bu şartlar da var. Bakalım şimdi. Şahettu huveyrisan beyten. İsmi tasgır yapısında olmaması gerekiyordu. Burada Hüveyris ismi tasgırdır. Dolayısıyla bu şekilde olmaz yani. Harisen olması lazım. Hüveyrisen olmaz. Yanlış yani. İsmi failin amel edilme ayrı ismi tasgır yapısında olmaması lazım. Harise olması lazım. Hüveyrise değil de harise. Harise Beyt'in olacak ikincisi, tamam mı? Doğru olanı yani. Mef'ulü ile arasına ilgisiz bir kelime girmesi. Mesela ene mugassun malen nasi sarigan. Ene ben mugassun kısas uygulayacağım malen nasi sarigan. Sarigana, normalde sarigan ismi fail. Burada ne yapmış? İsmi failin mef'ulü isim failden önce gelmiş. Bu yanlış. Doğrusu ene mugassun sarigan malen nas. Burada da sarigan doğru yere gelince ne oldu? Amel edebiliyor artık yani. Doğru yere gelince. Yeri doğru şu anda sariganın. Mef'ulün bihi kendisine sonra geldi zaten. Male orada kendisine sonra gelmiş oldu. Doğru yani şu anda. Araya giren şibih cümle olursa isim fail amel eder. Ene mükafiyun bil hakkın natıkan. Ha, araya giren şibih cümle olursa amel ediyormuş arkadaşlar. Ene mükafiyun natıkan bil hakkı. Birincisi ene mükafin ismi fail. Mükafiyun ismi fail. Bil hakkı natıkan. Bu yanlış olan, doğru olan da ene mükafiyun natıkan bil hakkı. Peki mükafin amel etmiş mi? Etmiş. Ne yapmış? Natıkanı mef'ul olarak nasb etmiştir arkadaşlar. Mef'ulüyle arasının sıfatla ayrılması. Na örnek ce'e harisun hadikaten zahmun. Bu yanlış olan, doğru olan ce'e harisun zahmun hadikaten. Şöyle izah edeyim. Harisun ismi fail. Hareseden ismi fail. Sıfatı var. Dahmın onun sıfatı. Hadigaten de mef'ulün bihi. Onu nasb etmiştir. Üsttekini bir daha açıklıyorum. Mükafiyon ismi fail. Natıkan nedir? Onun mef'ulün bihi. Onu nasb etmiştir. İsmi fail bahsine dair muhtelif meseleler, değişik meseleler. İki tane slaytımız kaldı. Ondan sonra galiba alıştırmalar geliyor. Evet, üç slaytımız kaldı. Hemen bakalım dediğinize bakıyorum şimdi. Hemen bakıyorum dediğinize. Şimdi, ene ben mükafiyon ödüllendireceğim. Natıkan bil hakkı doğru söyleyeni ödüllendireceğim. Doğruyu konuşanı ödüllendireceğim. Tercüme öyleymiş.
konuşanı hakkıyla ödüllendireceğim. Yok ya, hayır. Yani hakkıyla değil de ene mükafiyon bil hakkı natıkan. Yani bil hakkı hakkıyla olmaz yani. Hakkan demeniz lazım. Hakkan. Şimdi muhtelif meselelere bakalım isterseniz. Amel etme şartlarını taşıyan ismi fail, mef'ulünü nasip edebileceği gibi muzaf olarak cerde edebilir. Bakın. Ma ene mükafiunil kesule. Burada mükafiun ismi fail. Ne yapmış? Kesulü nasip etmiş. Güzel. Bu tamam. Mükafiun kafe eden geliyor. Kafe eden. Ben tembeli ödüllendirmem, ödüllendirmeyeceğim. Ma ene mükafiul kesuli. Bu da olur. Yani ismi fail mef'ulünü muzafun ileyh olarak da alabilir yani. Burada olduğu gibi. Yukarıdaki örnekte ismi failin mef'ulünün mansup okunması halinde tabisi de mansup okunur. Şöyle, şimdi tabisi ne demek? Hani tevabi vardı ya, sıfat, atıf, tekit, bedel, atıf veya. Eğer mansup okursanız ismi failin mamülünü yani mef'ulünü, onun tabisi de ne olur? Ona tabi olan da mansup okunur. Bak şimdi. Ma ene mükafiunul kesule ve şirrira. Burada vav var. Aradaki vav ne yapıyor? Atıf harfi. Atıf harfi. Ne yapıyor? Şirrir kelimesini kesule bağlıyor. Dolayısıyla ismi failin mamulünün tabisi de ne oldu? Mansup okundu. Mecrur okunması halinde ise tabisi mansup da mecrur da okunabilir. Eğer İsmi failin mamulünü mecrur yaparsak muzafileh olarak tabisini iki şekilde okuyabiliriz yani. Ma ene mükafiul kesuli ve şirriri de diyebiliriz. Ma ene mükafiul kesuli ve şirrira da diyebiliriz. Yani tabisi hem muzafileh olmasına uyarak mecrur okunabilir veya onun mahalline tabi olarak yani mef'ul bih olmasına tabi olarak mansupta okunabilir. İkisi de caiz diyor yani. İsmi fail ile arasına başka kelimelerin bulunması halinde mef'ul ancak mansup okunabilir. Yani ismi fail ile onun mef'ulü arasında ilgisiz kelimeler varsa mef'ul sadece mansup okunuyor. İnni muhakkak ki ben ca'ilun yaratacağım fil ardı dünyada halifeten bir halife yaratacağım. Burada bakın arasında ne var? İsmi fail ile ca'ilun ile halifeten arasında fil ard var. Ne yapıyoruz o zaman? Mef'ulünü yani halifeyi sadece mansup okuyoruz. Başka şekilde okuyamayız yani. İsmi fail birden fazla mef'ul almış ve bunlardan birincisine muzaf olmuşsa bakalım şimdi ene vacidul cevvi mu'tedilen. Şimdi ene ben vacidu buluyorum el cevvi havayı mu'tedilen ılıman buluyorum. Burada ismi fail nedir? Vacittir. Vecededen ismi fail. Ne yapmış peki? Neyi buluyorum? El cevvi havayı. Bu birinci mef'ulü bir. Ne buluyorum? Mu'tedilen ılıman buluyorum. Bu da ikinci mef'ulü. İki tane mef'ul almış mı? Evet. Ve birincisine muzaf olmuş mu? Olmuş. Yani bakın vacidu muzaf el cevvi muzafun ileyh. Kalan mef'ulleri muhakkak aslı üzere mansup okunmalıdır. Kalan mef'ul yani mu'tedileni mecburen mansup okuyacağız. Onu da muzaf ileyh zaten yapamayız yani. Ente mu'limul muallimil habera sahihan. Burada mu'lim nedir? İsim faildir. Peki sen bildiriyorsun. Neyi? El muallime. Kime peki? Öğretmene. Birinci mef'ulün bir. Neyi? El habera. İkinci mef'ulün bir. Ne bildiriyorsun? Ne olarak? Sahihan doğru olarak bildiriyorsun. Doğru olduğunu. Üç tane mef'ul almış şimdi burada. Birincisine de muzaf olmuş. Bakın.
Mu'lim muzaf, el-muallim muzaf ileyh. Bu birinci mef'ule muzaf olmuş. Diğer mef'ulleri ne yapıyoruz? Mansup olarak okuyoruz. Son slaytımız arkadaşlar, alıştırmalara geçeceğiz. Mef'ulünün başına takviye lamı gelebilir. Ente mükafiun lil müctehidi. Sen çalışkana ödül veriyorsun. Burada mükafiun ismi fail, kafe eden türetilmiş. Evet, iki tane soru var. Sorulara bakacağım şimdi. Geri dönüyorum. Sorular var. Sorulara cevaplıyoruz. Birinci soru, muallim de ismi fail değil mi? Doğru. Evet, o da ismi fail. Hemen bakalım ona. Ente mu'limul muallimi. Şimdi öğretmene. Kimdir öğretmen? Huve o. Faili gizli. Burada o öğretmenin şeyi yok yani. Mef'ulü yok. Neyi öğreten dediğimizde bir cevap alamıyoruz ve ihtiyaç yok ona yani. Tamam mı? Senin sorunun cevabı böyle Gülşah. Tekrar söylüyorum. Yani bu ismi fail. Doğru. Muallim. Allemeden. Ama burada sadece gizli bir fail var. O kadar. Mef'ulün bihi yok. Çünkü mef'ulün bihi ihtiyaç yok burada. Bu cümlede. Diğer soru. Fail almayıp sadece mef'ul mu alıyor? Hayır. Fail alan da var. Fail alabiliyor. Faili ya açıktan ya gizliden muhakkak alıyor zaten de. Mef'ulü ise müteaddi fiilden türetilmişse mef'ul de alıyor. Böyle. Buralarda neye göre iki tane mef'ul alabiliyor? Bir soru daha var. Onu da cevap verelim şimdi. O sorunun cevabı da şöyle. İki tane mef'ul alan fiiller belli fiiller. Yani bunlar belli. Bütün fiiller mef'ul almıyor. İki mef'ul alan fiiller var. E'leme bunlardan bir tanesi. E'leme bildirdi bak. Nasıl mef'ul alıyor bak söyleyeyim sana. Şimdi birinci soruyorsun. Kime bildirdi? Kime sorusuna cevap gelen bir mef'ul. Tamam mı? Kime dediğin zaman ona cevap gelen bir mef'ul. Neyi bildirdi? İkinci mef'ul. Ne olarak bildirdi? Üçüncü mef'ul. Tamam mı? Yani üç tane mef'ul alabiliyor. Bir diğer soru. Açıkta olmadığında faili gizlidir diyebiliriz. Buradaki soruların hepsini cevapladım. Dört soru vardı. Dördüne de cevap verdim. Muhtelif meselelere devam ediyoruz. Son olarak son slayttayız yani. Mef'ulün başına takviye lamı. Bakın buradaki lil müctehid var ya. O takviye yani güçlendirmek için gelmiş. Ente mükafiyun el müctehide normalde. Normalde el müctehide. Ama o takviye lamı aynı zamanda harfi cer olduğu için ne yapıyor? Hem aynı zamanda cer ediyor. Lafzan mecrur oluyor ama mahallen mansup oluyor yani. İsmi failin başında elif lam takısı yoksa ya da mef'ulü zaid harfle mecrur olmuşsa mef'ulü tekaddüm edebilir. Başında elif lam takısı varsa ya da mef'ulü izafetle veya harficeyle mecrur olmuşsa mef'ulü tekaddüm edemez. Şimdi burada dikkat edin. El müctehide çalışkan kişiye ene ben mükafiyun ödül veriyorum. Burada ismi fail nedir? Mükafiyundur. Başında elif lam takısı olduğu için ne yapabilirmiş? Mef'ulü ismi failin önüne geçebilirmiş. Yani tekaddüm edebilir o demek. Burada elif lam takısı olduğu için mükafiun kelimesini mef'ulü başa geçebildi. Bu böyle. Tamam aşağı bakalım şimdi. Leysel insanu bimukrimin bahila. İnsan cimri bir kişiye ne yapamaz? İkramda bulunamaz. Pardon. Evet doğru. Şimdi burada ismi fail nedir? Mukrim'dir değil mi? Mukrim. Doğru ismi fail mukrim. Peki ikram ediyor. Kime? Bahilen bahile cimriye. Mef'ulü sonra geldi. Niye sonra geldi? Çünkü ismi failin kendisi bir zaid harfi cer tarafından cer edildiği için B tarafından cer edildiği için burada mef'ulü tekaddüm edemez, öne geçemez yani. İsmi fail
failine muzaf olup sabit bir niteliğe delalet ederse sıfat müşebbeheye dönüşür. Dikkat edin şimdi, bak buraya dikkat edin. İsmi fail eğer failine muzafsa ve sabit bir niteliğe delalet ediyorsa, yani sabit ne demek? Zamanla sınırlandırılmamış bir niteliğe delalet ediyorsa sıfat müşebbehe oluyor. Bakın şimdi. Semirun rabitul ceşi hadirul bedîheti racihul akli. Semir denilen kişi rabitul ceşi soğukkanlıdır. Burada rabit ismi fail rabeta'dan geliyor. Rabeta. Normalde kalıp, yani şekil ismi fail şekli, ama ne yapmış peki? Ceş onun neyidir? Failidir. Peki yani ceşini tutuyor. Yani sinirlerine hakim oluyor demek yani. Yani sinirine mukayyet oluyor. Rabitu rabıt oluyor. Ne? El ceş. Ceş rabıtın faili. Yani ismi fail kendi failine muzaf olmuş. Bu durumda peki soralım şimdi, bu zamanı var mı? Yani buradaki bir isim failin zamanı var mı? Yok yani. Zamanı yok. Dolayısıyla biz buna sıfat müşebbehe diyoruz. Ama mesela bir üstten bakalım. Bir üstünde zaman var mı? Leysel insani bi mükrimin bakilen. Mükrim ikram edici değil. Kime? Cimriye. Peki ne zaman? Geniş zamanda çıkıyor. Görüyor musun yani? Hatta şimdiki zaman da olabilir. Burada bir zaman ifadesi yok ama biz tahmin edebiliriz yani, oraya koyabiliriz. Ama burada bir zaman ifadesi de koyamayız buraya. Rabıt kelimesi burada şeklen ismi fail, ama artık biz buna ismi fail değil sıfat müşebbehe diyoruz. Çünkü burada bir zamanla mukayyet değil. Herhangi bir zamanı yok. Hadirul bedîheti hazır cevaplı. Burada da hadirun hadaradan ismi fail. Hazır, ne hazır? El bedîhe cevabı hazır. Yine failine muzaf olmuş ve zamanla mukayyet olmadığı için sabit bir niteliğe delalet ediyor. Yani sabit, kalıcı. Bu da ismi fail diye sıfat müşebbehedir. Racihul akli aynı şekilde. Alıştırmalara bakalım şimdi. Aşağıdaki cümlelerde sülasi fiillerden türetilmiş ismi failleri bulup türetildikleri fiilleri belirtiniz. Nazır var arkadaşlar. Nazara yenzurudan türetilmiştir nazır. Birinci cümlede nazır var. Yetecellâ linnâziri diye fî sünneti nebiyyihî ennel islâme fî cevherihî risâletün ahlâkiyetün. Burada nazır var. İnnel islâme yerbutul ahlâkel hamîdete bil îmâni câilen iyyâhâ min levazimihi ve temeratihi. Ceale'den türetilmiş cailun var arkadaşlar. Ceale'den türetilen cailun var. Ceale yec'alü'den türetilmiş yani. La yizni ezzani hine yizni ve huve mu'min. Zani var, zinakar demek, zina edici. Zena yezniden türetilmiş. Mümin de amene yü'minudan türetilmiş. Yü'minu. Ve la yesriku sariqi hine yesriku ve huve mü'minun. Sarık var burada. Yukarıdan farklı olarak serakadan, seraka yesriku çaldı fiilden türetilmiştir. Ve la yeşrebu لَا يَشْرَبُ شَارِبٌ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Burada da şaribun var. Bunun da şeribe yeşribiden türetildiğini söylüyoruz. Şeribe yeşribu. الْمُسْلِمُ وَافٍ لِأَهْدِهِ. Burada da vafin var. Vefa yefiden türetiliyor. Bir de Müslim'i var. O da esleme, Yüslim'den türetiliyor. Yüslimu. Müslim de isim fail burada. E
اَرْسَلَ اللّٰهُ النَّب۪يَّ شَاهِدًا عَلَى اُمَّتِهِ. Burada şahit var. Şahit. Şehide yeşerden türetiliyor. اَسْسَلَاتُ cünnetün vâkiyetün minen nâr. Vâkiye var burada. Vekâ yegiden türetilmiştir. Vekâ korudu demek. Yegi koruyor. Aşağıdaki cümlelerde sülasi dışındaki fiillerden türetilmiş ismi failleri gösterip fiillerini belirtiniz. El-ibadatü fil-islami mutazamminetun ehdafen ahlakiyeten. İslam'da ibadetler ahlaki hedefler içerir. Burada mütezammineten var. Fiili de tetezammenudur. Tetezammenu. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Burada mü'minun var. Yü'minûne'den türetilmiş. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰهِ مُعْرِضُونَ يُعْرِضُونَ'den türetilmiş. مُعْرِضُونَ. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ مُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُونُوا مُرْتَاب۪ينَ. Müminun yukarıda geçmişti. Mürtabin de arkadaşlar yertabune'den türetilmiş. İnnemel müminune lezine hum mücahidune bi emvalihim ve enfusihim. Burada mücahidune yücahidune fiilinden türetilmiştir. لَيْسَ لِلْمُسْلِمِ اَنْ يُنْتِجَ مَا يَشَاءُ وَكَيْفَ مَا يَشَاءُ. Müslim var, yüslimudan türetilmiş. اَلْمُسْلِمُ لَا يَتْجَرُ بِالْمَوَادِ الْمُخَدِّرَةِ وَالْظَارَّةِ بِصِحَةِ النَّاسِ. Muhaddire var, uyuşturucu demek. تُخَدِّرُدan türetilmiş. بَعْضُ الْاَعْمَالِ الْمَمْنُوعَةِ فِي الْاِسْلَامِ قَدْ تَكُونُ جَالِبَةً اَرْبَاحًا vefireten ve muhakkikaten menafi'a iktisadiye. Burada muhakkikaten var arkadaşlar. O da tuhakkikudan türetilmiştir. Bir soru var. Soruya cevap veriyorum şimdi. Neden, niçin tuhaddiru yaptınız diyor. Müennes, yani isim failin kendisi müennes olduğu için, tamam mı? Muhaddirati diye müennes ya, ondan dolayı sorunun cevabı böyle. Aşağıdaki cümlelerde ismi faillerin mamullerini gösterip irab durumlarını belirtiniz. İnnel İslame yerbitul ahlakal hamidete bil imani cailen iyyaha min levazimihi ve semeratihi. Burada cailen var. Cailen ismi fail cealeden. Mamülü de iyyahadır. Mef'ulün bih'tir mamülü. Mef'ulün bih. İyyaha. Onu demek, yani onu. Onu yapıyor anlamında. Faidetü şey'i la yu'tihi. Bir şeyin faidesi, yani faizi, onu vermez. Aynısını vermez yani. Onun kendisini vermez. Burada faidetü ismi faildir. Ne yapmış? Pardon, fâgidüymüş. Özür dilerim ya. Fâgidü ya. Yanlış okudum. فَاقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْتِيهِ. Bir şeyi kaybeden onu veremez. Evet. فَاقِد kaybeden demek, doğru. Burada فَاقِد kaybeden, neyi kaybeden? Eşşey'e normalde. Ama burada muzaf olmuş yani. İsim fail muzaf olmuş. Ve mamulü de muzaf leh olmuş. El-ibadatü fil-islam mütezammineten ehdafen ahlakiyeten. Burada mütezammineten ismi fail neyi tezammün eder? Ehdafen, bazı hedefleri. Mef'ulün bih. Yani ismi failin mamülü mef'ulün bih olmuş. İnnemel mü'minûne lezîne hum li emanâtihim ve ahdihim râ'ûn. Burada râ'ûn ismi faildir. Râ'ûn. Peki riayet ediyorlar neye? Li emanâtihim ve ahdihim.
Mamulleri kendinden önce gelmiş. Li emanatihim ve ahdihim. Bakın, gördük mü? Mamulleri ne yapmış? Kendinden önce gelmiş. Emanat ve ahd kelimeleri. Onun için mef'ulün bir kayrı isaret diyoruz. Ehderel İslam'ı bazal menafi'i fi mukabilil mezarri ezzahmetil müterattibeti aleyha fil ukul. Şimdi mukabil fi mukabilil madar. Mukabil, kabil eden ismi fail. El madar, mugabili karşı olan, neye karşı olan? El madar, mef'ulünü muzafilih olarak almış. Mugabil kelimesi medarı muzafilih olarak almış. Müterattibe ismi faildir. Peki neye? Aleyha, ona. O da yine mef'ulün bir gayri sari olmuş. İkincisi, yani müterattibenin mef'ulü de mef'ulün bir gayri sari. Çünkü önde harfi cer var. Birincisi muzafın leyh. Rabatal İslamu siyasi siyasete bil ahlaki rafızan kuller rafzi ve el vesiletel gazirete lil husul ila gayetin ma. Rabatal İslamu siyasete bil ahlaki rafızan kuller rafzi el vesiletel gazirete lil husul. Evet. Rafızan var burada. Reddederek demek. İsim faildir. Rafazadan geliyor. Peki nasıl reddederek? Kuller rafzı. Tamamen reddederek. Kulle nedir orada? Mef'ulü mutlaktır. Yani rafızanın mef'ulün mutlakı olmuş burada. İsim failin mamülü ne olmuş? Mef'ulü mutlak olmuş. Çok ilginç yani. Rabbena ahricna min hadihil qaryati zalimi ehluha. Burada zalim var. İsmi fail. Ehlü onun neyidir? Failidir. İsmi failin faili. Zalim olan kimdir? Ehluha, oranın halkıdır. Yahzerul İslamu fil harbi min qatlil muzari'in el mun qati'in li hirasetil ard. Şimdi burada munkati var arkadaşlar. Munkati kendini vermiş. Niye kendini vermiş? Lihirasetil arzi, neye diyoruz bakın? Toprağın çift sürülmesine, yani çiftçiliğe. Bir de müzari de var. Ona geri döneceğim. Müzari de aslında burada isim fail. O da isim fail. Onu söyleyeceğim şimdi. Önce şuna bakalım. Şimdi müzari'in bir defa ismi fail. El munkati'in da onun sıfatı. Müzari'in neye müzari, yani neyin çiftçisi? Lihirasetler, toprağın çiftçisi. Mef'ulün bih gayri sari olarak almış. Munkati'in de müzari'in sıfatı olan ismi fail. Sıfat olmuş yani. Boşluk dolduruyoruz. El İslamu huwa nizamul hayati tatbiqiyyati vel ahlaqil misaliyyati el aliyeti. Birinci boşluğa el aliye geliyor. Yüce anlamında. El ahlaqul hamidetu vel imanu muterabitani la tenfasilani ebeden. Arkadaşlar bir 10 saniye müsaade eder misiniz bana? Geldim arkadaşlar. Burada müterabitane koyuyoruz bu boşluğa. Ve izes tekra'nel vaki'at tatbiqiyye vecedna eferel iktirani beynel iktisadi vel ahlaki vâzıhan fi tarihil müslim. Birinci boşluğa vaki kelimesini, ikinci boşluğa da müslimin kelimesini koyuyoruz. Kânel İslamu huvel müessir. El evvelu fi hayati sahabeti.
Bu da yine birinci boşluğa bir tek boşluk var. Müessir diyoruz. Kânen nebiyyü müstagfiran ekzara min mi'eti merratin fil yevm. Ve la te'tedû innallâhe la yuhibbül mu'tedîn. Mu'tedîn. Es-simetul ahlâkiyyetu sâriyetun fî te'alîmil İslâmi kullihâ. La yezni ezzani. Aşağıdaki cümlelerde gerekli değişiklikleri yaparak ismi failin yerine fiili muzarilerini yerleştiriniz. Tamam, yapalım. Ma ra'aytu şey'en ahsene minen nebiyyi. Kenne şemse cariyetun yerine kenne şemse tecri diyeceğiz. Tamam mı? Kenne şemse tecri diyoruz. Cariyetun yerine tecri. Oldu. Kâne racülü müşrigan vechuhu yerine yüşrigu diyoruz. Bir tane soru var. Soruya cevap verelim. Soruda diyor ki kelimeler neye göre geldi boşluklara? Anlama göre, anlama, manaya göre, tamam mı? Manaya. O manalar ancak o anlamdaki kelimeler o boşlukları dolduruyor. Tamam mı? Cevap oldu mu soruna? Sadigi Muhammedun müsafirun il yevme ila Misra. Müsafir yerine yusafiri koyuyoruz. Min ahlakil müslimil afve anil müsii. Burada el müsi ismi fail. Şimdi onun yerine fiil koysak sadece an yusiu olur. An harfi cer, harfi cerden sonra da isim gelmesi lazım. Dolayısıyla oraya bir ne yapıyoruz? Men ismi mevsulünü de koyarak men yusiu diyoruz. Zaten el müsiu'nun manası men yusiu'dur. Allahu müstecibun li da'vetil mazlumi. Allahu yestecibu olacak. Tamam. Allahu gabilun ettevbete ve gafirun ezzenbe. Allahu yakbelu ve yagfiru. İsmi failin yerine muzarileri koyuyoruz. Lem yukunir rasuli münteqimen li nefsihi fakat. Yenteqimi olacak arkadaşlar. Lem yekunir rasuli yenteqimu li nefsihi fakat. Yüeddil müslimul hamses. Yüeddil müslimu hamse salavatin yevmiyetin müteveccihen ilel Kabe yeteveccihi olacak. Müteveccihen yeteveccihi olacak arkadaşlar. Evet, 6. ve sonuncu alıştırmaya geldik. Aşağıdaki cümlelerde gerekli değişiklikleri yaparak fiillerin yerlerine ismi fail kalıplarını yerleştiriniz diyor. Fiil yerine ismi fail. Az önceki alıştırmanın tam tersini yapıyoruz. Ene ezhebi yerine ene zahibun diyoruz. Ben gidiyorum. Ehi yakdümü yerine ehi kadimun. Erselallahu nebiyye yübeşşiru yerine mübeşşiran ve yuhazziru yerine de muhazziran. Mübeşşiran ve muhazziran olacak yani. Allahu yuakibu zalime fil ahireti. Allahu muakibun ez zalime olacak. Sadiqi Ali yestersilu şi'rahu ila şahmeti uzuneyhi. Yestersülü yerine müstersilün olacaktır.
Hazaral vezirul mu'temera müteahhiran bi aşrati de bi aşri dakika. Burada da müteahhiran yerine yeteahhar olacak. Yeteahharu. Estaiddu hazırlanıyorum li musaadeti'l fukara'i vel mesakini ene müsteiddun olacak. Estaiddu yerine ene müsteiddun olacak. Enen için geldi. Çünkü ismi fail yaparsak bir cümle ancak mübteda ile başlar. Mübteda da marife olmak zorunda. Onun için bir zamir mübteda getirdik. Şöyle bir şey söylüyor arkadaşımız. Cevaplar sonradan gözükse derse interaktif işte davet olmaz. Olabilir. Bu bir yani mantıklı bir teklif. Ama vakit yetmez ona. Gerçekten yetmez yani. Şöyle yani önce soru, sonra cevap. Soru cevap, soru cevap, soru cevap. Her defasında 8 defa öne arkaya, öne arkaya olmaz. Gerçekten olmaz. Ama mantıklı yani. Ben katılıyorum ona. Vakit yetmez ona. Yani şimdi düşün bak şöyle yapacağız. Bak şimdi. Burada cevap var ya tekrar yukarı gideceğiz. Bir daha aşağı geleceğiz. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Yani ha sen diyorsun ki toplu olarak. Toplu olaraksa zaten o zaman gösterip geçmek lazım. Yani şöyle düşün. Burada şu anda sorular var. Hepsini ben yapıyorum diyelim ki hepsini topluca. Ondan sonra öbür sayfaya geçiyorum cevaplar var. O zaman cevapları bir 8 tane daha yapmış olacağım. Yani uygulaması zor onun. Uygulanması zor. Anlatabildim mi acaba? Şimdi metnin tercümesini yapacağım. Yetecella görünür, belli olur lil mütedebbiri düşünen için nerede fi kitabillahi ve sünneti nebiyyihi aleyhisselam. Allah'ın kitabında ve Nebisinin sünnetinde görünür, belli olur. Ne görünür? Ennel İslam'e, İslam'ın fi cevherihi özünde risaletün ahlakiyetün ahlaki bir mesaj olduğu görünür. Ve ennessimetel ahlakiyete ve ahlaki sıfatın niteliğin sariyetün sirayet ettiği fi tealimil İslam külliha tüm İslam öğretilerine sirayet ettiği görülür ahlaki özelliğin ahlaki niteliğin hatta fil akaidi vel ibadati vel muamelati inançlara, ibadetlere ve muamelelere dahi muamelelere bile İnnel İslam'e muhakkak ki İslam yarbitul ahlakel hamidete güzel ahlakı ilişkilendirir. Bil imani imanla ilişkilendirir. Cailen iyyaha onu yaparak min levazimihi ve semeratihi imanın gereklerinden ve meyvelerinden yaparak yani imanın meyvelerinden ve gereklerinden biri haline getirerek İslam ne yapar? Güzel ahlakı imanla irtibatlandırır. Burada bir hadis var mesela. El iman iman bid'un ve sittune ev bid'un ve sev'une şubeten. İman 60 şu kadar veya 70 şu kadar şubedir yani kısımdır. E'laha en üstünü la ilahe illallah demek ve ednaha en aşağısı İmatatul eza anit tarik. Yoldan zarar veren bir şeyi kaldırmak, gidermek. Vel haya'u utanmak da şubetü minel iman, imandan bir şubedir. La yizni ezzani zina eden zina etmez. Hine yizni zina ettiği zaman ve huve müminin mümin olarak zina etmez. Vela yesrigu sarik hırsız çalmaz. Hine yesrigu çaldığında ve huve mümin olarak çalmaz.
mümin olduğu halde çalmaz. Ve la yeşrebu içmez el hamra içki içmez hine yeşrebuha içtiğinde ve huve mümin mümin olarak içmez. Ve kezalike yine böyledir el ibadatu ibadetler de böyledir fil İslam İslam'da. Mütezammineten içerirler. Ne içerirler? Ehdafen ahlakiyeten bazı ahlaki hedefler içerirler. Kad eflehal müminun, müminler felah buldular. Kurtuldular. Ellezinehum fi salatihim haşi'un, namazlarında ürperti içinde olan müminler. Vellezinehum anil lagvi mu'ridun, boş sözden yüz çevirenler. Boş konuşmadan. Vellezinehum lizzekati failun ve zekatı yerine getirenler. Vellezinehum li furucihim hafizun, cinsel organlarını koruyanlar. İnnemel müminune muhak, müminler ancak ve ancak ellezine amenu, Allah'a inanan, billahi Allah'a inanan ve rasulihi ve rasulüne, thümme lem yertabu, daha sonra da şüphe etmeyen, ve cahidu ve cihad eden, bi emvalihim paralarıyla ve enfusim canlarıyla fi sebillah, Allah yolunda. Ülaike işte bunlar, humus sadikun, doğru olanlar bunlar. Doğru olanlar bunlardır diyor kardeşlerim. Anlayabiliyor musunuz tercümeleri? Ve kezalike böyledir. Fil iktisat, ekonomide de böyledir. Yani ekonomide de. Leyse lil müslimi, Müslüman en yüntice üretemez ma yeşa, dilediğini ve keyfe ma yeşa, dilediği şekliyle. Ve levkâne zarran bin nas, eğer insanlara zararlıysa, eğer insanlara zararlıysa dilediğini dilediği şekilde üretemez. Kad yeksibu, kazanabilir el insanu, insan mekseben, maddiyen, maddi bir kazanç kazanabilir, kebiran, çok maddi kazanır. Min vera'i zira'ati tebghi, tütün ekiminden, duhan, evil haşiş veya uyuşturucu, evil e'nab ya da işte uyuşturucu taneleri var ya, yani tohumları. E'nab üzümler demek. Ha, üzümde şey ya, alkol yapılıyor. لِيُسْبِهَا أَصِيرَهَا, اَعْنَبْ üzümler demek. Haşiş uyuşturucu, duhan da tebgh yani duman, sigara, sigara yani. لِيُسْبِهَا أَصِيرُهَا خَمْرًا, yani üzümün meyve suyunun içki olması için. Ve نَحْوَهُ مِنَ الْمَوَادِ الْمُخَدِّرَةِ اَوِ الظَّهَرَّةِ, uyuşturucu veya zararlı maddelerden benzerleri olması için. İnsan ne yapabilir? Bütün bunların, bunlardan çok para kazanabilir. قَدْ تَكُونُ هَذِهِ الْاَعْمَالُ جَالِبَةً اَرْبَاحًا, bu işler vefireten, çok kar getirebilir. Ve muhakkikaten menafi'a iktisadiyeten لِلْمُنْتِجِينَ وَالْمُسَنِّعِينَ, musni'in. Üreticiler ve üreticiler için, musanni' de üretici, müntiş de üretici, ikisi de aynı. Üreticiler için bir takım ekonomik menfaatler, yararlar ne yapabilir? Getirebilir. Yani üstteki işler, yani anlatılan işler. Velakin, fakat, velakinnel İslam'e, fakat İslam ehdere hazihil menafi'a, bu menfaatleri, bu çıkarları iptal etti. Fî mukabilil medar,
zararlar karşısında. Eddahme, büyük zararlar, el müterattibeti aleyha, bu işlerden kaynaklanan. Nerede zarar peki? Fil ukul, akıllarda, vel ebdan, bedenlerde, vel ahlak, ahlaka. Akla, bedene ve ahlaka zarar veren bu faydaları zarar veren, zararlar karşısındaki bu faydaları ne yaptı? İslam iptal etti. Yekulü Kur'an, Kur'an şöyle diyor. Yes'elûneke, sana soruyorlar anil hamr, içki vel meysir ve fal oklarını. Kul de ki fihima, o ikisinde vardır. İthmün kebirun, büyük bir günah ve menafi'u linnâs, ve insanlar için bazı menfaatler, faydalar, yararlar vardır. Ve ithmuhuma ekberu min nef'ihima, ve o ikisinin yani hamrın ve meysirin günahı nef'inden, faydasından daha büyüktür. Ve kemâ rabatal islamul iktisâde bil ahlak, İslam ekonomiyi de ahlakla irtibatlandırdı, ilişkilendirdi. Rabata biha es-siyasete eydan, yine ahlakı siyasetle de ilişkilendirdi. Rafızan reddederek, külle rafsi, tamamen reddederek, el vesiletel gazirati, yani ahlaksız vasıtayı, ahlaki olmayan vesileyi reddederek, ve levkânet lil vusûli ilâ gayetin şerifetin, velev ki şerefli bir gayeye ulaşmak için de olsa ahlaki olmayan araç, vasıtayı tamamen reddederek. Haythu gâlen nebî, nitekim peygamber şöyle buyurdu. Peygamber aleyhisselam, İnna Allaha, muhakkak ki Allah tayyibun, güzeldir. La yakbelu illa tayyiben, güzelden başkasını kabul etmez. Fi alakati devleti. Evet, bu hadis burada bitti. Fi alakati devleti bi muvatiniha yegulullahu teala. Devletin vatandaşıyla ilişkisi bağlamında Allah şöyle buyuruyor. Hakkında yani. İnna Allaha ye'murukum, Allah size emrediyor, en tu'eddul emanati, emanetleri yerine getirmenizi, ila ehliha, emanetleri hak edenlere vermenizi, geri vermenizi. Ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adil, bir de insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Hâzihi hiye siyâsetul İslam fil fissilmi, İşte bu İslam'ın barıştaki siyaseti. Fe inne siyasetehu fil harb eydan la tenfasilu anil ahlak. Onun savaştaki siyaseti de ahlaktan ayrılmaz. Kale Teala, Yüce Allah şöyle buyurdu. Ve gâtilû, savaşın fî sebilillah, Allah yolunda, ellezîne yugâtilûneküm, sizlerle savaşanlarla. Ve lâ te'tedû, aşırıya kaçmayın. İnna Allaha la yuhibbul mu'tedin, çünkü Allah aşırılık yapanları, haddi aşanları sevmez. Ve ma aleykum, size ne oluyor? La tugatiluna fi sabilillah, Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Vel mustazafin, garibanlar, ezilenler, miner rical ve nisa vel bildan, erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan ezilenler, ellezine yekuluna, ve şöyle diyen, Rabbena, Rabbimiz, ahricna min hazil kariyeti ez-zalimi ehluha, halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar diyen ezilenler, böyle derken yani size ne oluyor da savaşmıyorsunuz? Ve ceallena milledünke veliyen, katından bize bir dost, ve ceallena milledünke nasiran, katından bize bir yardımcı ver diyen ezilenler varken size ne oluyor da savaşmıyorsunuz? İnnel İslam'a, muhakkak ki İslam, yuhazziru, uyarır, fil harbi minel gadri, kin gütmekten, yani intikam almak
Öç almaktan öç. Ve temsil organ insanların organlarının kesilmesinden bil cüses. Bedenlerdeki yani. Ve kat'il ehcar ağaçların kesilmesinden ve hedmil mebani. İbrahim Bey diyor ki metindeki ismi faillerin altısıyla doğru haklısın. Haklısın. Evet. Bir daha öyle yapalım. Sana hak veriyorum. Teşekkürler uyardığın için. Ağaç kesmekten ve hedmil mebani binaları yıkmaktan ve katlin nisa kadın öldürmekten ve etfar çocuklar ve şuyuk yaşlılar ve ruhban din adamlarını vel müzari'in el mün kati'in lihirâthetil arz toprağını eken çiftçileri öldürmekten ne yapar? Yuhazziru uyarır. Buna karşı uyarır. Vel hulâsatü özetle ennel islâme huve nizâmül hayat. İslam bir hayat sistemi. El şamil kapsamlı vel ahlâkil mithâliyetir rafi'a örnek ve yüce bir ahlak sistemidir. Ve hatani bu ikisi el vechetani bu iki yön müterabitani birbiriyle bağlantılıdır. La tenfesilani ebeden asla birbirinden ayrılmayan. Tamam arkadaşlar.